Hoş geldiniz. Bugün vücut kavramını işleyeceğiz. Biraz kalabalık bir video olabilir. Üç farklı dörtlük seçtim ama ilk üzerinde ağırlıkla duracağız. Evet, okuyorum. Alem külli vücudumdur, vücudum. Eder özüm, özüme pes vücudum. Özüm, özüme söylerem sözümü. Özüm şey hem özümdür hem müridim. Müridüm. Şimdi alem külli vücudumdur vücudum. Tabi burada vücudu çift manasıyla kullanıyor. Bunu da vücudu başka kullandığı başka yerlerden beden bugün kullandığımız beden manasında kullandığını bildiğim için aslında söyleyebiliyorum. Fakat tabi burada öncelikle A alem benim varlığımdır diyor. Zat videosundan hemen sonra geldik buraya. Zat benem gibi bir yere aslında hikayenin geldiğini görüyoruz. Nur Muhammed'i benem, kainat benem. <laughs> Bakalım nereye gidecek. <laughs> Eder özüm özüme pes sücudum. Kendime secde eden benim. Burada meleklerin Adem'e secde etmesine bir referans var. Peki Adem'e niye e, secde ediyorlar? Allah'ın halifesi olduğu için. E kul Allah'a secde ediyor. Secde etmek kulluk ifadesi. Özüme secde ediyorum, kendi kendime secde ediyorum derken o zaman kendimin kuluyum. Kul da benim, Tanrı da benim demiş oluyor. Bir önceki videomuzda aynı yerdeyiz o zaman. Birlik makamındayız. İkilikler bitti. Kulla sultan arasındaki ayrım bitti. Alemle Tanrı arasındaki, kainatla yaratılmış olanla yaradan arasındaki ayrım bitti. Burada vahdeti vücudu ne kadar e, gerçekten tekil bir varoluş olarak kainatın varoluşunun tekliği olarak tecrübe ettiğini, hem teorize ettiğini hem tecrübe ettiğini söylememiz lazım. Özüm özüme söylerem sözümü. Kendi kendimle konuşuyorum. Özüm şey hem özümdür hem müridim. Ben şeyhim, müridim de benim. Seyri süluk da değil mi? Konuşan da benim, dinleyen de benim. İrşad eden de benim, irşad edilen de benim. Burada önemli bir şey tabii. Bunu kitab Mangata'nın içine de konumlandırmak açısından önemli. Çünkü kendinden başka hiç kimseyi göremeyen, bir sahrada kaybolmuş bir dervişten bahsediyorduk biz. Ve derviş uyandığında yine kendinden başka kimse olmadığını fark ediyor. Ama bu sefer bu hakikat. Hayal değil. Hayal ve hakikat videolarına da burada referans verelim. Hayal değil, hakikat. Daha doğrusu hayali hakikat. İkisi arasında bir ayrım yok. Çünkü daha önceki hayal videosunda da bahsettiğim gibi hayal bir bilme eylemi ve bir şey hayal ediyorsa o şey vardır. Öznel benim tek gerçeklik olduğu, benim tecrübesinin, kainata dair, aileme dair tecrübesinin tek gerçeklik olduğu bir eylem doktrin düşünce sunuyor bize. Bir tür solipsizm sunuyor aslında. Kaygusuz aptal. Benim tecrübe ettiğimin dışında bir gerçeklik yok. Bütün gerçeklik benim tecrübem, benim şahsi tecrübem." diyor. Ama bu kendi e, bedensel sınırlarım çerçevesinde tecrübe ettiğim dünya, kainatın tamamıdır anlamında söylemiyor. Hayal gücüm tüm kainatı kapsar anlamında söylüyor. Ve tarih gelenek denen şey benim hayal gücümdür. Benim ben geçmişi hayal yoluyla hatırlarım. Bütün geleneği ezele kadar benden önce edinilmiş bütün bilgiyi hayal yoluyla hatırlar ve bilirim. Bu yüzden bildiğim her şey bendir demiş oluyor. Benzer şeyi söylediği İki farklı yer daha var. E, Kamu alem vücudumda hayaldir. Bu fikrişe cihan nokta misaldir. Vücudum katresi bahra düşelden. Yine baktım kadimi berkemaldir diyor. Çok güzel. <laughs> Bütün alem benim vücudumda hayaldir. Şimdi vücudumda burada beden olarak vücudu da düşünebiliriz ama benim varlığıma içkindir. Burada hayali aslında batın olarak kullanıyor. Görünmez olan, sır olan yine sır videosunda belki bütün bunlara tekrar döner bakarız. Benim vücudumda gizlidir alem. Aslında ne yaptı? Zahirle batının yerini değiştirdi. Benim vücudum eğer Nur Muhammedi ise benim varlığım, özüm. Alemde gizli olandı. Ne dedi? Bütün alem bende gizlidir dedi. Ve bu fikriçre cihan nokta misaldir. Ve benim bu varlığımın o zat olan bütün kainatı kapsayan ama kainatın ötesinde olan varlığımı nispetle cihan bir noktadan ibarettir. Tabi bir tarafıyla belki cihanı küçük yani değil mi kendi varlığı karşısında daha nispi bir şey olarak görüyor olabilir ama nokta burada e, çok önemli. Çünkü nokta olması aynı zamanda bütünü taşıması anlamına gelir. Beynin altındaki nokta gibi. Şimdi e, vücudumun katresi bahara düşeliden deniz bir yaratı... Şöyle neyse, bir sonraki misrayı da okuyayım. Yine baktım kadim berkamaldir. Şimdi benim varlığım. ...bir damla olarak denize düştüğünden beri... ...yine kadim ve yine mükemmeldir. Burada deniz yaratılmış alem, kainat, kamu alem dediği şey. Vücudun katresi ise... ...kaygısız Abdal'ın belki cismani varlığından bahsediyoruz. Bir katre olarak o aleme düşüşünden bahsediyoruz. E, bu... Değil mi? O alemin içerisinde tek bir katre gibi duruyor. Bütün deniz, denizdeki katreyi nerede bulacağız? Bulamayız, yok o. Değil mi? Denizden ayrı bir varlığı yok aslında. E, bu yüzden de e, bir tarafıyla da katre değil mi? Denize nispetle eksik bir şey, tam bir şey değil. Fakat kadim-i berkemaldir diyor. Yani e, ezelden beri olduğu, Allah'ın bilgisinde olduğu şeklindedir. Aynı sabite şeklindedir. Nuru Muhammedi'nin e, o tüm isim ve sıfatların cem olduğu halindedir. Ve berkemaldir, kamildir, bütündür. Bütün olan umman değil katre oldu. İlginç bir şey değil mi? Umman katrede gizlendi. Tersini çevirdi aslında. Çünkü vücut Allah'a aitse o zaman değil mi? Yani aslında şöyle bir şey olmuş oluyor. Allah'a ait olmayan bir vücut yoksa kainatın varlığı Allah'ın vücudu ise sır olan Allah'ın bilgisinde mevcut olan kainatın kendisi. Aşkar olan ise e, değil mi e, batınül batın olmuş oluyor. Benem vücut külli can benimdir. Sahibi meydanım, meydan benimdir. Eğer zahir, eğer batın, kamunakş, hikayet kıssa ve destan benimdir. Vücut benim, külli can benimdir. Bütün canla, can bana ait. Can, değil mi? Nur Aslında hakikati Muhammediye için kullanıyorlar canı. Daha önceki videolardan birinde söylemiştim galiba. Zat, sıfat, suret üçlüsünü biz şey olarak da canan can suret olarak ya da işte cism olarak düşünebiliriz. Orada cananın Allah'ın zatıyla, zatı için bir metafor olarak kullanıldığını düşünebiliriz. Bütün vücut benim. Yine benden başka varlık yok dedi aslında değil mi? Benden başka varlık yok. Varlık sadece bana ait dedi. Sahibi meydanım dedi. Sultan benim dedi. Meydan benimdir dedi. Değil mi? Burada tabii daha sonra e, bu meydan sözcüğünün e, sınırsızca geçtiği Alevi değişlerini hatırlayabiliriz. bugün Alevi Meydanı'nın ve Cem'in yapıldığı yer olarak meydana belki bir tarafıyla da böyle e, kavramın arkeolojisi perspektifinden düşünebiliriz. Eğer zahir, eğer batın kamunakş, hikayet kıssa ve destan benimdir. Zahir benimdir, batın benimdir, kamunakş benimdir Değil mi? Bütün suretler nakş suret diye geçer. Bütün suretler o çizilmiş bir resim gibi. Hayal gibi işte. Hepsi benimdir. Hikayet kıssa vüdestan benimdir. Bugüne kadar anlatılan bütün hikayeler, kısalar, e, tarih benimdir. Değil mi? Geçmiş benimdir. Ve bildiğimiz şey nedir? Bilgi nedir? Bilgi bir gelenektir. Bilgi bizden bir kişiden kişiye toplumdan topluma aktarılan bir şeydir. Zaman içerisinde aktarılan bir şeydir. Ve zamanın ötesinde bir benlik benimki diyor. Tam da zamanın ötesinde olduğum için, benliğim zamanın ötesinde olduğum için, olduğu için zamanın tümünü kapsıyorum diyor. E, ve tabi bunu da e, eserinde, kitabı magata da bunu nasıl görüyoruz? Bütün peygamberlerden bahsedişinde. İşte kısa bir destan benimdir diyor ya. Mesela bütün rüyalar, tabi bir dervişin rüyalarını görüyoruz orada. Ve derviş ne yapıyor? E, uyuyor, uyanıyor. Çeşitli peygamberlerle maceralar yaşıyor. Ama mesela firavuna karşı Hazreti İsa ile birlikte savaşıyor. E, veya işte... E, 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 bir şekilde bütün kendini peygamber kıssalarına dahil ediyor ve peygamberleri de şeytandan kurtarıyor. Sanki onun hayal gücünde bütün bu olayların gerçekleşmesiyle tarihte, kutsal tarihte gerçekleşmesi arasında bir fark yokmuş gibi bir şey sunuyor. Çünkü bir şeyi ancak kendi varlığında bilirse bilebilir. Kendi varlığının dışında olarak bilemez. Aslında böyle bir yerden bilmenin ne olduğuna dair de bize bir şey söylüyor. Ki bu e, Yunus videolarında tecrübi bilgi olarak bahsettiğimiz yani tasavvuftaki bilme nasıl bir bilmedir sorusuna cevaben bahsettiğimiz şeye işaret ediyor. Kendi varlığıma içkin bir şekilde örneğin bütün peygamber kıssalarını bilebilirim. Benim varlığıma dair söyledikleri şeyi bilebilirim değil mi metaforik açıdan ya da e, orada hangi remizlerle bana ne söyleniyorsa. Ama bunun da ötesinde zaten bir şeyi bilerek kendime içkin kılarım. Bir şeyi bilerek batın kılarım. Kainatı bilerek kendime batın kılarım. Ve tüm kainatı kapsayan bir benlik bilgisine erişirsem o zaman e, değil mi Allah'ın zatını da bilebilirim demiş oluyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.